Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'e karşı koalisyon kurulması için gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin bir basiretsizliği var. IŞİD'e terör örgütü demekten çekiniyor, korkuyor ve bu konuda çok net ve açık bir tavır almış değil. Bütün ülkelerin gördüğü kaygıyı adeta Türkiye Cumhuriyeti görmüyor dedi. Bir daha oku. Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'e karşı koalisyon kurulması için gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin bir basiretsizliği var. IŞİD'e terör örgütü demekten çekiniyor, korkuyor ve bu konuda çok net ve açık bir tavır almış değil. Bütün ülkelerin gördüğü kaygıyı adeta Türkiye Cumhuriyeti görmüyor dedi. Eğitimle, ilimle olur. IŞİD'e karşı yapılacak bir şey yok o anlamda. Yani askeri operasyon şu bu falan bunda bir çözüm olmaz. Akılcı bir hareket olmaz. Çünkü karşımızda bir fikir var. O fikre karşı da güzel bir fikirle, doğru bir fikirle karşı koymamız lazım. O da Kur'an'ın saf haliyledir. Kur'an'a ilave edilmemiş haliyledir. Saf Kur'an'la karşı çıkarsak konu biter. Ama IŞİD tabii ki hurafelerin bataklığında yetişmiş fikirlerden bu hale geliyor. Hurafeler onu bu hale getiriyor. Hurafelerden onları çıkarırsak konu biter. Ama onu yapacak kadro ancak Mehdiyet kadrosudur. Yani onu başkasının yapması çok çok zor. Onu 30 kere söyledim. Ve IŞİD gittikçe güçlenerek, çapı artarak dehşet saçmaya devam edecektir. Hiç kimse de onlardan askeri bir çatışmaya girmek istemez. Çünkü yerel halkın da desteğini alıyorlar. Gelenekçi ortodoks bir düşünceye sahipler. Eğitimle tamamen bu ortadan kalkar. Ama bu eğitimi kim verecek? Mehdiyet'i desteklerlerse bu iş olur. Öbür türlü olmaz. Kendileri de biliyorlar bunun böyle olduğunu. Çaresiz usluptan anlaşılıyor. Yani uslup çözücü çare uslubu olmuyor. Hep çaresizlik uslubu. Çaresizlik varsa Mehdiyet vardır. İlacı Mehdiyet'tir. Çaresizlik ne demek? Mehdiyet'i duymak istemeyen, işitmek istemeyen çaresizliği sunar. Çarenin Mehdiyet olduğunu anladığı için çaresiz o. Yani adam bir insan çaresiz uslubu kullanıyorsa Mehdiyet'in farkına varmıştır.